Kaldığım yerden devam edeyim. İki tane galibiyet almıştım. Biri Newcastle, diğeri West bilmem ne falan filan. Devam eden görüşmelere bakalım. Nerede kalmışız bir göreyim. Kampel kabul etmemişiz. Emre Çolak ben de zaten. Bu kim lan? Ha, bu benim oyuncum. Deniyorlar mı sizde? Siz ilgilenmesin. Siz direkt alsınlar kardeşim. Bak adam izliyor hatta. Hayır, Milan ne yapacak lan bunu? Götüne de neyse. İbanez zaten bende. 4 yıllık bir anlaşma yaptık kendisiyle. Maça git diyelim. İbanez'i alma sebebimi de anlatayım. Ben şimdi FIFA şey yapacaktım. FIFA 12 ile PES 12 deneyecektim. Hangisi iyiyse bir sonraki takım kurmayı onun üstüne yapayım diye. FIFA 12 açılmadı, bir sorun vardı. Dedim neyse ben onu sonra indirim. Direkt PES 12'ye girelim dedim. PES 12 güzelse zaten direkt PES 12'den devam ederiz. Girdim. Bir tane rastgele takım aldım. Aston Villa'yı aldım. Rakim de Arsenal aldı. Ya Arsenal aldı ya Manchester'dı yanlış hatırlamıyorsam. Neyse. Aston Villa'da Ibanez'de aldım. Bir tane koydum uzaktan. Çat diye girdi. Çok rahat dedim. Tamam ben PES 12 oynuyorum. Ibanez'e de takımı alayım. Formaya bakalım. Kim neymiş maçın? Bolton'laymış. Bolton'un forması da çok. Yaparken zevk aldım. Güzel forması vardı. Nasıl yapalım biliyor musunuz mu? Şöyle olmaz, ben karıştırırım biliyorum. Bu ideal. Başlamış diyelim. Ben karıştırırım diyorum çünkü ben renk körüyüm. Maalesef kötü bir şey. Bolton. Herkese merhabalar değerli izleyiciler. Ben Herkese Hasan merhaba. Mustan ve sevgili Emin maç boyunca sizlerle birlikte Biraz olacağız. kısarım kere. Özür diliyorum değerli Hadi izleyiciler. beyler. Evet, Avrupa'ya yorumlarıyla gitme hayallerimiz birlikte var. Abi ne sevgili oluyor? Bir Ali Kerim dakika ne Öner oluyor? Ne bizlerle oluyor? Ne birlikte oluyor? olacak. Evet, Bir onlar da donma oldu bir kulaklıklarını dakika. taktılar. Her şey Kardeş güzel. kokular Merhaba, bir hoş donma geldiniz. oldu. Evet, herkese merhabalar. Müthiş bir stat. İlgi de gayet iyi karşılaşmaya. Umarız keyifli, eğlenceli bir maç izleriz. Ne oluyor ya? Bir dakika. Kendine gel. Ulan orada bir kaptırsaydım var ya. Aşırtma bir pas Deniz ileriye. soyunma odasında bir de ne aşırması abi? Ceza sahasına giremediler bir türlü. Şimdi yaptı ortayı. Tecrübeli kaleci çok rahat alıyor topu. Ben Toraman ne yapıyorsun lan burada? Aa benim forvetim cezalıydı. Kim var forvette? Sen kimsin abi? Bu adam normalde ne? 66 oluyor buraya gelince 46 oluyor 66. Bu adam kanat mı normalde? Of sıçtık. Atak Ah be Gökhan. olgunlaşamadan savunma kapandı. İyi ortağa gol getirir. Ah be Gökhan Köşe alacaktın vuruşu sen daha orada sol ya. orta yapabilen bir oyuncu topun gerisinde. Petrov. Ön direğe yolladı topu. FIFA 12 oynamak Kaleye istesem de baktı. şu biraz az Kaleciyi daha göre. çok FIFA rahatsız etmiyor 12'ye bu şut. geçtiysem hani Çiçek toplar gibi FIFA'da çok rahat aldı Premier Lig topu. havası FIFA'da daha çok hissediliyor ya. Burada o kadar hissedilmiyor PES'te. PES o Premier Lig havasını Çok kötü vermiyor bir pas maalesef. ve haliyle kestiler. Presi görünce geri dönmek zorunda kaldı. Vuruş! Yapma of. Şutu sonuç getirmiyor. Yapma az daha var ya, o kadar kötü hissettim ki Çok iyi kendimi. hareketlendi orada Aa ama dedim ben sonuç bunu üstü. yersem çeviremem. Abi ne oluyor ya, adamlar Maçın iyi şey 15 yapıyor. dakikalık bölümü geride kaldı. Çok iyi perdelerin savunma. Ceza sahasına orta. Rakibini faul yaparak durduruyor. Ayıp lan size. Lee Chang Yong. Ben bu adamı almak istedim. Benden çok para istediler. Yok pardon, beni direkt şey yaptılar. Topu tekrar kazandı. Engellediler teklifi. Defansa döndü. Elmander. Bu Galatasaray Elmander mi? Güzel iş yapar. Ah ulan oradan sektiğinde ben alaydım.
Lee Chang-yong. Savunmasına dönüyor. Abi yapma. İyi taşıdı topu. Söktü rakibinden topu ve atak başlıyor. Şimdi atağı çıkarttırmıyorlar ya, iyi savunuyorlar. Pozisyondan galip çıktı. Abi biz de hani defansta iyiyiz valla. Gökhan Gönüller olsun, bilmem neler olsun. Bu yeni forvet tırt. Bu yan toplar tehlikeli olur. Artistik şut. Yapma abi. Kaleci bir topa sahip oluyor. Ben de yapma diyorum ama aslında yapsın. Ben ona pas vermedim. Oyun kendini kandırma kardeş. Sıkı bir ikili mücadelenin sonunda aldı topu. O güzel. Şimdi kontra atak şansı. Kaleyi vuracak. Yine bir şut. Yapma. Ah Rus, be. Son derece kötü ve fırsatı değerlendiremedi. Yine forvet çok kötü. Söktü rakibinden topu ve atak başlıyor. Al abi. Al, al. Andy O'Brien. Evet, maçta beraberlik devam ederken saatimize bakıyoruz ve evet 5 dakika sonra o, mücadelenin güzel ilk yarısı sonlanacak. Ama ara pası defansta kaldı. Atak gelişme eğiliminde. Karşılaşmanın heyecan dozu çok yüksek. Top çaktırmadan yaptı faulü ama hakem affetmez. Çakar, serbest vuruş. Hakemin eli cebinde. Elmandır abi, elmandırı severim. Oyuncu bu kararı pek beğenmedi. Hiçbir şey yapmadım der gibi ellerini açıyor ama hakem pozisyona çok yakındı ve hareketi sarı kart olarak değerlendirdi. İyi açtı oyunu. Martin Petrov. Elmander. Durduramadılar, hala gidiyor. Yapma, yapma. Şut! Oyuncu yerde kaldı, tüm gözler hakemde. Ve karar penaltı. Yapma. Hakem beyaz ya. Notta işaret ediyor ve hemen ardından cebinden çıkan kartın rengi ya kırmızı. Oyunun kırılma noktası bu an belki de. Şimdi penaltı kullanılacak. Hadi sola. Şutu gol. Sola yaptım. Ve penaltıyı gole çevirdi. Çok klas. Vallahi sola yaptım. Oyun ayıp etti. Oyun ayıp etti. Ben sola yapmıştım. Kalecinin kucağına geldi top. Çevirmek zor olacak. Hele bir de tekli defans. Of. Çıkıyorsun kardeş, kusura bakma. 62 oluyor, 62 oluyor. 1.85, 1.83. Sağ ayak, sol ayak nasıl yapalım? Sol ayak Martin girecek. Ve hakem ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve ilk 45 dakika sona erdi. İlk yarı 1-0 tamamlandı. İkinci yarıda bakalım bizleri nasıl bir futbol bekliyor olacak. TürkçeSpeaker.com iki takıma da başarılar diler. Beyler yemeyin artık şu topları ya. Hadi pasta gidelim hadi. Savunma iyi kapattı kendini. Orta için önünü boşalttı. Gol pozisyonu. Yapma be. Tam pasa basmıştım aslında. Geriye oynadı.
Kıran kırana bir karşılaşma ve gerçekten çok sert ikili mücadeleler izliyoruz. Tekmeler havalarda uçuşuyor. Lee Chang-yong. Tehlikeli geldi. Oradan da kesin bir tane de Zelmander atar. Bir of. Gol daha mı geliyor? Zelmander atacak ha. Evet, Black Hebron'muş. Bilmiyorum, o da atabilir. Şut. Şut nereye? Reklam panolarına. O bölgeden çok daha iyi vuruşları var. Bunu saymıyoruz. Topu çaldılar ayağından. 5 kişi doluyorlar tabii, çalarlar. İsabetsiz bir pastı ve kestiler. Martin Petrov. Bileklerine çok hakim bir oyuncu ve topla adeta dans ediyor, bırakmadı. Lee Chang-yong. Yapma. Vurdu kaleye. Abi. Bu ataklar kolay kolay gelmez. Böyle şansları iyi değerlendirmek lazım. Kendinize gelin beyler, biz trenin ya. Bir oyuncu değişikliği hazırlığı yapıyor. Sıfıra gidiyor. Kaleci çok iyi yer tutuyor ve gole izin vermedi. Defans girdi araya. Kaleye de vurmadım, ben pas verdim. Hadi bakayım. Çizgide orta şans arıyor. Tehlikeyi uzaklaştırıyor defans. Defansın ter döktüğü bir an. Benim kaybetmem lazım ya. Orta şansı. Orada hep birileri olur diye attım ha vallahi. Üf, iyice ne saçmaladım ha. Savunma başarılı. Ben niye döndüm ya? Gol kokusu gelmeye başladı burnumuza. Çizgiye indi orta pozisyonu. Top kalecide kaldı. Adeta bir antrenman topu oldu. Maçta 75 dakikalık zaman dilimi oynandı değerli izleyiciler. Topu vuruşlarım hep bakayım geride gibi kalan ya. Zaman diliminde yapılacak hataların geri dönüşü çok zor olabilir. Yapma. Martin Petrov. Atak devam ediyor. Ben olsam vururum oradan. Ben de vurdum. Güzel, yapma abi. Çok iyi. Korner. Evet, oyuncu değişikliği yapılıyor. Ceza sahasına. Savunma etkili. Bu arada taç çizgisinde bir oyuncu değişikliği hazırlığı var. Çok güzel pozisyondu ama kaleci kalesinde bir dikkatli. Bir puan alak bari ya. Sıfır çekmeyelim abi. Önümde zorlu maçlar var. Bunu da sıfır çekersem oho. Lee Chang-yong. Topu tekrar kazandı. Yapma abi, o nasıl pas ya? Bu atakları kale önünde paslaşarak değerlendirmeleri daha iyi olur tabi. Topu çaldılar ayağından. Şu an zaman aleyhlerine işliyor. Herkesin hücuma destek vermesi lazım. Pası defansa takıldı. En geriye savunmaya döndü. Ya oğlum be. Pozisyonunu kaybediyor. Şut! Şut panolara. Yapma abi bunu ya. Markacı, ben bunu kaybedersem var ya çok zorlanacağım. Avrupa'ya gidemem ya. Yani. Ama. Gol pozisyonu. Pası az daha erken verseydi ileride tehlike yaratıp. Yapma. İkinci sarıdan kırmızı. Verdin mi? Ha, sarıyor. Savunmanın müdahalesi kısa düştü.
Tüh, gelmedi. Atak da bitmedi lan. Ve son düdük geldi. Karşılaşma sona erdi. Tek golle aldılar ya. Abi tek golle aldılar ya. Şimdi Tottenham, Manchester bunlardan puan da almam lazım. Bakayım o adamlar puan kaybetti mi onu da hatırlamıyorum. Abi ya. Bir teklif gelmiş, kabul edelim. Kampere 500 bin mi? Abi ciddiye bile almıyorum ya görüşmeler. Bak ne güzel 2 milyonu basmış adam. Tamam şimdi ne yapıyoruz? Şimdi turnuva bilgisi. İngiltere Ligi tablo. Bakalım bir. 10 puan fark var arada. Öndeki tüm maçları ineceğim. Bu adam da öndeki tüm maçları kaybedecek. Sıkıntı. Avrupa'ya yani şimdiden veda diyebiliriz. Fulham maçına bir giriş yapalım. Yapacak bir şey yok ya. Bizim maçları almak zorundayız. Keski alacağız. Şimdi Fulham gölge 17. Girelim bu oyun planına. Şöyle yapalım. Adam hala cezalı. Okey anladım. Yurayim Toraman oyunda. Bana farklı bir forvet lazım ama ya. Ben bu adamı forvete koysam 47 oluyor. Bournemouth forvete koysam 56 mı ne oluyor? Bu adam 51, bundan daha yüksek kim varsa koyacağım. Maalesef kimse yok. Mehmet Topal'ı koysak. Bu adama kaldık yani. Alt yapı falan yok mu ya? Alt yapıdan birini çıkarak. Alt yapı da yok. Böyle giriyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Formaları karıştırmayacağımız bir şekilde bakalım bir nasıl. Tamam. Formalarımız benziyormuş lan şu forma. Neyse. Böyle yapıyoruz. Başlama vuruşu diyoruz. Hadi bakalım. Oyun şimdi başlıyor. Herkese merhabalar değerli izleyiciler. Of. Ben Hasan Mustan ve sevgili Emin maç boyunca sizlerle birlikte çok olacağız. Sıkıntı, çok sıkıntı. Her golün değeri var. Özür diliyorum değerli izleyiciler. Sıfır hata evet, yorumlarıyla birlikte sevgili Ali Kerim Öner bizlerle birlikte olacak. Evet onlar da kulaklıklarını taktılar. Her şey hazır. Teşekkür evet, ederim hoş Hasan. Geldiniz. Takımların genel ilk 11'lerini sahada göreceğiz bugün. Çok önemli eksikler yok gibi. Bol bol keyifle alacağımız nasıl bir mücadele eksikler olmasını yok diliyorum ya. Kendi adıma. Evet sevgili Ali Kerim hocam, maça başlamadan önce sizin eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Evet ben izlemesi yapmalı. Keyif verecek bir maç olacağını tamam, kaçtı, düşünüyorum. Kaçtı, hatta güzel. Gol üstüne güzel. Gol izleyebiliriz. Kaç. İki takıma da başarılar. Dakika kaç güzel. Kötü abi alın al o pozisyon. Tehlikeyi uzaklaştırıyor defans. Güzel iyi dışarı attılar. Pası aşırttı, savunmayı şaşırttı. Offside, offside. Hakem gerçekten iyi yakaladı. Bakalım bu adam offside'den mi kardeşim? Golü kokladı. Offside. Yardımcı kaldırıyor şimdi bayrağını. Offside. Pozisyonu offside olarak belirledi. İyi koştu aslında oraya ama offside. Şu hareketi yapmasanız olmuyor mu oğlum? Duff. Duff. Ya
topu aldığı yere iade etti. Uzaklaştır. Sen niye o kadar ileri gidiyorsun aga? Şimdi topu aldı. Yapma abi, o kadar da değil be. Milimetrik bir pas. Vurdu ve vuruşu taraftarlara saç baş yoldurtuyor adeta. Kendisinden böyle bir şutu kimse beklemiyordu açıkçası. İlk yarıda 15 dakika geçti bile, inanın nasıl geçti anlamadık. Gol arıyor. Evet, karşılıklı top kayıpları yapıyor iki takım da şu dakikalarda. Son anda savunma girdi araya, tehlikeyi söndürdüler. Yapma abi ya, o nasıl bir pas top ya. Top oyun alanını terk ediyor ve taç atışı yapılacak. Kimle oynayacak? Duff. Savunmaya attı topu. Yeni bir atak organizasyonu geliştiriyorlar. Harika savunma yapıyor rakip. Allah 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 diye gitti kaleye ama duvar gibi defansı görünce Allah Allah diye geriye döndü. Harika bir vücut çalımı ve aldı topu. Duff. Çizgiye indi, orta pozisyonu. Güzel. Şimdi güzel. Kanattan tehlikeli geliyor. Şutu gol getirmiyor. Harika şut. Asfaltla kaleyi bulmadı ve meşin yuvarlak direğe yakın güzel, mesafeden güzel abi. Deneyim böyle gidiyor. Deneyim böyle. Aferin. Çok iyi kaçtı içeri ama gol de kaçtı tabi. Maçta ilk yarıda 30. dakikaya yaklaşıyoruz. İkili mücadele sertti ama iyi sıyrıldı. Duff. Diomansi Kamara. Topu tekrar kazandı. Topu tekrar kazandı. Diomansi Kamara. Nefis bir koşu yaptı oraya. Al Gökhan, al Gökhan sen de. Çizgide orta şans arıyor. Savunmanın müdahalesi kısa düştü. Şut kale bekçisinin ellerinde kaldı. Güzel, bir daha. Last bir pas savunmanın üzerinden. Ulan var ya. Kampelal, ah be. Kritik müdahale ve atağı durdurdular. Yenmemiz lazım, yenmemiz lazım beyler. İlk yarıda son 5 dakika kaldı ve beraberlik devam güzel, ediyor. Güzel, gene benim ayağımda kaldı. Corner. Oo, kritik müdahale savunmadan bir korner. Tam kafalık bir orta. Yapma be. Top kalecinin kucağında kaldı. Biraz daha açmak lazım. Duff. Bileklerine çok hakim bir oyuncu ve topla adeta dans ediyor, bırakmadı. Arkadaşlarına bakıyor. Attığı noktada topla kimse buluşmuyor. Diomansi Kamara. İlk yarı 0-0. İlk yarıda bir dinlenelim. Uzak noktaya pas. Güzel güzel, bir dinlenin beyler. Ve düdükle birlikte ilk yarı sona eriyor. Güzel geliyor şimdi. Ama adamlar da güzel geliyor. Biraz kapanmamız lazım. İlk yarıda gol sesi kenarları çıkmadı. Kullanalım. 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Hakemin düdüğü böyle kullanmayalım işte beyler kenarları. TürkçeSpeaker.com iki takıma da başarılar diler. Kaleyi yokluyor. Ah be. Oh, çok yukarıdan gitti şutu. Yeni forvet ha. Kötü bir deneme oldu. Savunma oyuncusu büyük ihtimalle unutan kişi sanırım. Adeta Japon gibi yapıştı adama. Ona rağmen attı şutu. Ondan kötü vurdu zaten. Diomansi Kamara. Top ayağında kaldı. Pas verecek birini arıyor.
Atak sürüyor. Abi pasa düzgün gitsin be. Organize geliyorlar bu kez. Eşek. Uzaklaştırılan top defans kalecisini rahatlatıyor. Güzel hareketler. Top üzerine geliyor. Deniyoruz, deniyoruz ama antrenman boş topu deniyoruz oldu gibi sanki. Atağın büyümesine izin vermediler. Ne alaka, ne oldu şimdi? Abi adama değdi top. Benle alakası yok ya. Oyun çok eksik. Onların eksikliği yüzünden bakın ben ne gidiyorum. Oğlum adama at lan. Faul için çalıyor düdük ve ulan ne işe yarıyorsun sen ya, yeni forvet. Tyler. Çok güzel bir tercih. 60. dakika daha geride kaldı. Bizim için zaman çok hızlı akıyor değerli izleyiciler. Umarız sizler için de aynı şekildedir. Ulan son dakikada atacağız gibi geliyor. Adeta bütünleşti. Çalamadılar ayağından. Lan niye oraya atıyorsun ya? Diomansi Kamara. Güzel. Güzel. Ceza sahasında kaleye bakıyor. Kaleyi bulmuyor şutu. Bulsa kaleci çok zor durumda kalabilirdi. Şut çok güzeldi. Ne yaptın be abi? Biraz kalın gördü. Biz bunu da atamıyorsak yani biz hak etmiyoruz zaten Avrupa Ligi'ni ya. Of. Evet, çok duygusal bir video. Değişikliği yapılacak. Sert müdahale ve hakem düdüğünü faul için çaldı. Oyuncu yerde acı içerisinde, umarız ciddi yok, bir durum yok. Yok an ileride dur sen. Şöyle orta bir yerde yoksa dur. Direkt kaleye mi? Ben olsam vururum oradan. Kaleye baktı. Defans bir an tereddütlü kaldı. Harika pas. Presi görünce geri dönmek zorunda kaldı. Gol pozisyonu. Ve şimdi kazandı topu. Duff. Bu adam sakatlanmamış mıydı? Çıkarın abi. Çok klas verdi pası. Hadi beyler. Hadi beyler. Geçilir abi. Geçilir abi. Karşılaşmanın son 15 dakikasına onu atmadım ben be. Yapma bir oyun. Diomansi Kamara. Savunmayı karşısına aldı. Süreyi cenaze aldı. Şut pozisyonu. Taç kullanılacak. Teknik direktör bir oyuncu değişikliği hazırlığı yapıyor. Hızlı kullan abi. Ne yapıyorsunuz be abi? Geriye taç, yolladım kafayı. Uzun bir taç pozisyon yaratabilir. Top da geçmiyor. Adam da şu dakikalarda. Topla biraz fazla oyalandı. Ortası. Ama defans şutla kalenin arasına girdi ve ne atak etkisiz. Gökhan. Yüksek bir top. Kaleyi karşısına aldı. Ama bu şansı değerlendiremedi. Oh, i̇yi kurtardı, bir şut olmadı ve out. Bak out. Polisi tamam şey atmış. 10 dakika kaldı. Sıkı markaja rağmen yine de iyi vurdu bence. Şimdi bir kontra atak şansı. İyi orta gol getirir. Top yapmayın çıkıyor abi ya. Ve savunma hata karşılıyor. Pozisyonda başarılı defans. Tehlike şimdilik geçti diyebiliriz. Abi siz ne yapıyorsunuz? Golsüz beraberlik devam ediyor ve artık karşılaşmada son anlar. İki takım da gerçekten çok iyi mücadele etti. Çok net pozisyonlardan sonuç alamadılar. Bu nasıl bir kurtarış? Bu nasıl bir pozisyon? 4 dakika kaldı ya. Görebiliriz. Kaleyi mi düşünecek? Of, harcanmış bir pozisyon. Güzel harcanmış. Asla kaleyi bulmazdı zaten de. 87. Hadi bakalım. Abi yapmayın işte ya. Şunu yapmayın be.
Topu tekrar kazanıyor. Şu an zaman aleyhlerine işliyor. Herkesin hücuma destek vermesi lazım. Abi yapmayın abi, şunu ne yapıyorsunuz siz? Oradan şut gelebilir. Tehlike, abi ben anlamıyorum bu oyunu ya. Devam ediyor. Rakibi abluka altına aldılar. Giderse ya Avrupa Ligi ben hesaplayacağım. Direkt atlayacağım yüksek bu maçları. Bunun da son maçta iş yaparız. Düşündüğü şut bu olmasa gerek. Ancak vuruşu tam bir hayal kırıklığı yaratıyor. Top çok güzel geldi ama bitirici vuruşu olmadı. Pası az daha erken verseydi ileride tehlike yaratabilirdi ama biraz fazla oyalandı topla. Saatin tik takları kalp atışlarına karıştı. Zaman kalmadı artık, son şanslar. Ve son düdük geldi. Karşılaşma sona erdi. Anam benim hiç. Bir video beraber kalmışlar. Gene de bir hesap kitap lazım şimdi. Arada biz 51'iz. Onlar 53 puan. Gene de geçme ümidimiz var. Bakalım Liverpool, Manchester City, ondan sonra Tottenham maçı falan. Çok sıkıntı. 3 maçı üst üste oynayacağım ben. Fabio. Neyse şu kaleciyi satalım. Güzel olur kalecinin gitmesi. Elimizde kaldı. Takımın kadro listesi. Bu değil. Devam eden görüşmeler. Beşiktaş ha? 20 yaşında almak istemişler. Güzel para. Ben bunu satmak zorundayım. Beşiktaş'a da hayırlı olsun. İbanez. Gilks. 1.987.000. Lille'ye gidiyor. İyi, 75 iken iş ne yarar, alsınlar bakalım. 8 milyonum oldu. Şimdi benim beklenen kazançlara bakalım. 17 milyon. 17 milyon tek transfer edersem mükemmel olurdu. Neyse. Şimdilik benden bu kadar. Diğer bölümde de 3 maçı üst üste oynarım. Ondan sonra da Avrupa'ya bir gidelim. Gitmeyi bir kere kendimizi atalım. Ondan sonra PES 12 ile kaldığımız yerden devam ederiz.